başkanım, değerli belediye başkanım, il ve ilçe katılımcılarımızın çok muhterem başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, genel meclis üyemiz, değerli yönetici arkadaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, belde başkanım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatları adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ümmeten selamünaleyküm. Geçtiğimiz hafta başlatmış olduğumuz ilçe ziyaretleri kapsamında bu akşam Yüce Allah nasip etti. Şükürler olsun sizlerin arasındayız. Birazdan da nasip olursa Orhan Gazi İlçe Teşkilatımızda buradan sonra olacağız. Değerli dava arkadaşlarım, ben öncelikle 23 Mart tarihinde Bursa'da hep beraber gerçekleştirdiğimiz, hepimizin gönlüne su serpen, düşmana korku salan, dosta güven veren o büyük Bursa kuruluş mitinginde bütün ilçelerimize gittiğimde teşekkür ediyorum ama İzni'yi özellikle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlçe başkanımıza, heyetine, başkanımıza, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, hanımefendilere, bütün dava arkadaşlarıma özellikle il teşkilatı adına teşekkür etmek istiyorum. Siz çok çalıştınız, çok çaba gösterdiniz ki o miting öyle oldu. İznik gibi nüfusu belli olan bir yerden, bilemiyorum da takip ettiğim kadarıyla asgari 1500 insanın buradan Bursa'ya gelmesi, minibüsçüleri bile işinden edecek misiniz? Yani adamlar Bursa'ya yolcu taşıyamaz hale gelecek kadar, garajı minibüssüz bırakacak kadar gelmiş olmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca üzerimde borç olan, vazife olan bir şey de sizlere nakletmek istiyorum. Cumartesi mitingi yaptık. Salı günü Sayın Genel Başkanımıza bir teşekkür ziyaretine gittik biz. İl heyeti olarak. Sayın Genel Başkanımıza ilk mitingi Bursa'da yaptıkları için, Bursa'da böylesi bir mitingi organizasyon kapsamını aldıkları için teşekkür ederken lafı ağzımıza tıkadı. Teşekkür dedi. Bursa teşkilatlarının hakkı. İlçe teşkilatlarımızın hakkıdır. Bursa'daki bütün dava arkadaşlarımızın hakkıdır. Bursalı hemşerilerimizin hakkıdır. Özellikle teşkilatlarımıza, sorumluluk sahibi olan arkadaşlarımıza özellikle teşekkürlerimi iletin talimatı verdi. Sayın Genel Başkanımızın da teşekkürlerini hepinize özellikle iletmek istiyorum. Böylece size karşı olan bu borcumu da ödemiş oldum. Değerli dava arkadaşlarım, Bursa'dan başlayan 23 Mart tarihindeki 9 mitinglik bu özel program, ki sadece MHP 9 mitingde kalmıyor biliyorsunuz. Her hafta sonu Sayın Genel Başkanımız işte Manisa'da, Antalya'da, Osmaniye'de, ki bu gidilen yerlerde özellikle Antalya'da bir miting yapılmadı. Hem belediye başkanları toplantısı vardı o hafta sonu, hem Sayın Genel Başkanımız bütün ilçeleri adım adım dolaştı. Her gittiği yerde de gerek nokta mitingleri, gerek büyük mitingler yaptı. Ertesi hafta Osmaniye'de, Osmaniye merkezde, Kadirli'de ertesi gün iki büyük miting yaptı ve Osmaniye'nin bütün ilçelerini köylerine varıncaya kadar ulaşabildiği her yere gitti. Osmaniye mitingini ben sordum. 2011'de seçim döneminde son final mitingini genel başkanımız cumartesi günü seçim yasağı girmeden birkaç saat önce Osmaniye'de yapmış idi. O seçim mitinginde seçim olmasına rağmen yapılan o mitingin asgari iki katı büyüklükte Osmaniye'de bütün dükkanların kefenkleri kapatılarak bütün esnaf dahil olmak üzere mitinge katılıyor. Hatta ertesi gün Kadirli'de olan miting neredeyse Bursa mitingi kadar diyorlar. Bir ilçedir Kadirli. Tabii nüfusu fazladır ama bu derece yoğun ilgi ve alaka ile şu anda Milliyetçi Hareket Partisi karşı karşıya değerli davar. Şimdi bu miting serisini ben 9 roundluk bir boks maçına benzetiyorum. İlk roundu Bursa'da oldu. Rakibimizi biraz hırpaladık. Nasip olursa öbür gün ikinci round olacak. Hırpaladığımız belli. Niye?
Başta Sayın Başbakan ve onun ikinci adamı olan Bülent Arınç Bey eli ayağı birbirine dolandı. Başbakan yardımcısı diyor ki aslında Bursa mitingi ne diyor, o kadar kalabalık yoktu diyor. Yarısı dışarıdan gelmişti. Orası şu kadar metrekareydi gibi bir başbakan yardımcısının konuşmaması gereken meseleleri konuşur hale geldi. Sayın Başbakan eskiden ne diyordu? Ana muhalefet ve yavru muhalefet diyordu. Şimdi Devlet Bahçeli ve muavini Kılıçdaroğlu diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin alternatif konumunda olduğunu istemeyerek de olsa, Allah şaşırtacak ya, söyler duruma geldi. İkinci round İzmir'de. Öbür gün ömrümüz olursa birçoğumuz orada olacak, göreceğiz. Bursa mitinginin en az 3 katı, en az 4 katı büyüklükte bir miting olacak. Gelenlerin gözlerine inanamayacağı kadar bir büyük mitingle İzmir'de karşı karşıya olacağız. Ardından 25 Mayıs Adana, 22 Haziran Erzurum, sırasıyla Samsun, Konya, Elazığ, Samsun, İstanbul ve en nihayetinde 9. round 9 Kasım Ankara mitinginde biz bunları nakavt ettik. Şu an gidişat budur derdi devam. Ve Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi şu anda doğru bir strateji ile emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Ben varım demiştir. Nasıl ki Üstad Necip Fazıl gençliğe hitabesinde diyor ya, kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik diyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bugün ben varım demiştir. Daha birkaç ay öncesine kadar hepimiz sağda solda konuştuğumuz vatandaşlarımızdan şunu duyar idik. E kardeşim tamam, iyi diyorsun, güzel diyorsun. Buna vermeyelim de kime verelim? Bugün bunu daha az duyar olduk arkadaşlar. Birkaç ay öncesine kadar yine kendi aramızda konuşurken zaman zaman ya biz çalışıyoruz, iyi, güzel, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz da genel merkezden de rüzgar esmesi lazım demiyor muyduk birbirimize çoğu zaman? Şimdi genel merkezden de rüzgar esiyor değerli arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinden de artık rüzgar esiyor. Kamuoyunda bu algı şu anda oluşmuştur. Bursa mitingiyle başarı çıtasını belli bir noktaya getirdik. Getirdik de bunun altını doldurmaz isek, iyi miting yaptık, bravo bize, güzel, yeter mi? Yetmez. Esas şimdi işimiz başlıyor. Esas şimdi sorumluluklarımız çok daha fazla artmış durumda. Biz bunun altını dolduramaz isek, o zaman kendimizi arayacağız. Biz başarısız olur isek, en başta ben şahsım olarak kendimden başlamak üzere ilçe başkanı, belediye başkanı, yöneticiler, meclis üyeleri hepimiz sorumluluğu üzerimize almak zorundayız. Onun için değerli dav arkadaşlarım, çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza, gönül gönüle, armutun sapı üzümün çöpü demeden, birbirimizin varsa yanlışı ikaz ederek, uyararak, örterek emin adımlarla adam gibi yolumuza Bursa teşkilatları olarak devam etmemiz gerekmektedir. Şurada yerel seçimlere 11 ay gibi bir süre kaldı. İşte 5 seneydi. 4 senesi gitti. 11 ay gibi bir süre kaldı. Bu yerel seçimlere hani diyor ya, yükselen bayrak bir daha inmez, izni kazanan MHP bir daha bırakmaz. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde çok daha yüksek bir oy oranıyla, ki bu işaretler İznik'ten geliyor. İznik gibi bir yerden 1500 kişiyi buradan Bursa'ya götürmek öyle kolay bir iş değil. Bu bir şeylerin işareti. Bu millette değerli dava arkadaşlarım, bir yavaş yavaş değişim, dönüşüm siyasi anlamda şu anda var. Bunu her teşkilatımızda ki
bugün zannediyorum 10. ilçedeyim ben bu son bir hafta içerisinde. Her gittiğimiz teşkilatta bunu görmemiz mümkün. Kendi isteğiyle partimize gelip üye olanların sayısı inanılmaz düzeyde artmış durumda. Kim ilçelerimizde günlük 10 ortalaması kendi gelip üye olan. Yani kimse gel üye ol demeden kapıyı çalıyor vatandaş. Geliyor ben üye olmak istiyorum diye hareket bazı. Hazır millette bir değişim dönüşüm var iken, hazır geçmişte çok katı bir şekilde mevcut iktidarı savunup bizi yok sayan millet, hazır yüzünü bize dönmeye başlamış iken, bu milleti kazanmak adına, hani dedik ya belli bir çıtaya çıktı altını doldurmamız lazım, acilen ciddi organizasyonlar yapmamız ve kampanyaları yapmamız gerekiyor. Her gittiğim yerde söylüyorum, buraya da kaçıncıya geldim ben ilk kongresinden sonra bilmiyorum, hep bunları söyledim. Üye katılım törenleri, hukuken ve ahlaken partimize üye olmakta sakıncası olmayan her vatandaşımız, bay olsun, bayan olsun, bu partiye kazandırmak zorundayız. İşte bunu kazandırırken de değerli dava arkadaşlarım, bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Bursa'da mevcut siyasi iktidarın oyu %50'nin üzerindedir. Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ve bu siyasi partiye oy veren vatandaşlarımız ya içimizden birinin, benim, Mustafa abimin, öbürünün ya amcasının çocuğudur, ya bir akrabasıdır, ya kapı komşusudur, ya iş arkadaşıdır. Veya hanımıdır. Mümkün. Şimdi bu saymış olduğum insanlar temelde baktığımızda aşağı yukarı bizim gibi düşünen insanlardır. Elbette bizim gibi ideolojik anlamda Türk-İslam davasını özümsemiş olduğunu iddia etmiyorum. Temel karakteristik yapısı olarak şuradaki hazırınla benzeşen yapıda olan, siyasi yapıda olan insanlardır. Dolayısıyla hazır bu insanlarımız yüzünü bize doğru dönmüş iken bunları da kırmadan, dökmeden ikna etmenin yollarını aramak zorundayız. Buna dikkat etmek mecburiyetindeyiz değerli dava arkadaşlar. Şimdi kapı komşumuza sen PKK'lısın, sen hainsin. Yukarıdakilere zaten bu söyleniyor. En yetkili ağızlardan yapılan bu metodun ihanet ölçüsünde olduğu zaten izah ediliyor. Zaten anlatılıyor. Yüzünü bize dönmeye çalışan vatandaş, bir bahane arayan vatandaş hazır bu bahaneyi bulmuşken ona siyasi anlamda sert bir söylemle tekrar eski yerine döndürmemeye özen göstermenizi özellikle rica ediyorum. Bu konu önemlidir. Çünkü zaman zaman geliyor vatandaş ya başkan diyor. Tanıdığım biri diyelim. Ya amma da yüklendi sizin gibi. Nasıl abi? Ya dedi PKK'lını yapmadı. Bu konuda değerli dava arkadaşlarım biraz hassasiyet göstermenizi özellikle istirham ediyorum. Şu anda en kısa sürede Sayın Başkan üye katılım töreni bekliyor. İnşallah. İlçe teşkilatlarımızda bu konuda çok ciddi gayretler var. Çok ciddi hazırlıklar var. Ve biz de zaten şunu demiştik. Biz ilçe teşkilatlarımızın yapacağı katılım törenlerine yetişmekte zorlanmak istiyoruz. Bizi zorlayın bu konuda Sayın Başkan. Evet değerli dava arkadaşlarım, Sayın Belediye Başkanımıza müsaade edeceğiz. Bir törene katılması gerekiyor Sayın Başkanım. Kusura bakmayın. Sizi gönderelim. Ödül töreni var arkadaşlar. Benim de gidip ödülü vermem gerekiyor. Kusura bakmayın beni bekliyorlar. Büyük bir kalabalık. İstiyorum. Geçtiğimiz günlerde Bursam diye bir dernek var. Bursa'nın sorunlarıyla ilgili. Bursa'da bir kısım insanımızın kurduğu, Bursalılık kültürünü oturtmaya çalışan, Bursalılık bilincini oturtmaya çalışan
Birçoğu özel sektörde yönetici konumunda, kimisi iş adamı konumunda. Bir dernek bizi davet etti Avrupa Otel'e. Orada böyle yaklaşık bir 30 kişilik bir yönetici heyetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatmamızı istediler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem genelde hem yerelde düşünceleri nedir? Yaklaşık bir 2 saat falan konuştuk onlara. Gazeteci Okan Tuna da var onların içerisinde. Ben ona özellikle dedim, bak ben çok konuşurum. Yani malzeme çok. Bir rahatsızlık duyarsa arkadaşlar bir şekilde bir işaret et bana. İnerim şeklinde, ama sağ olsun hiç işaret gelmedi. İlgiyle takip ettiler. Çünkü dediğim gibi şu 23 Mart tarihi gerçekten bir dönüm noktası arkadaşlar. 23 Mart tarihinden sonra inanılmaz düzeyde her kademeden partimize çok ciddi bir ilgi, alakanın arttığını çok müşahhas bir şekilde görmekteyiz. Orada anlattık. Çok da memnun kaldılar. Geçen internette denk geldim. Merhum Mehmet Akif'in bir dörtlüğü. Not almıştım onu. Orada okudum. Son cümle olarak onu okudum. Size de onu okumak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Merhum diyor ki, Anadolu alt üst olurken seyre bakıp öyle durma. Bir gün vatansız serseri olacaksın kendi yurdunda. Yani Türkiye'nin şu an içerisinde bulunduğu durumu çok net bir şekilde merhum Mehmet Akif özetlemiş. Şu an içinde bulunduğumuz durum bu arkadaşlar. Şu an gidişat bu. Yüce Allah'ın izniyle bu konuda Ankara'ya giderken Polatlı'da asker heykeli var, biliyorsunuz onu. Gidenler görmüştür. Şöyle, yaklaşık 25-30 metre yüksekliğinde Yunan'ın durdurulduğu yer orası. İşte MHP aynı böyle duruyor şu anda arkadaşlar. Şu anki gelişmelere, şu anki sürece Milliyetçi Hareket Partisi dur diyor. Ve bu konuda tek başına dur diyor. Ve milletimiz de bunun farkında. Bize düşen bu miting programları dışında oluşmuş olan bu yapıyı en iyi şekilde değerlendirmek. Herkes bulunduğu beldede, ilçede bize dönmek üzere olan vatandaşı kucaklamak. Gitmek değil. Bunu yaptığımız takdirde önümüzdeki yerel seçimlerde Bursa özelinde söylüyorum, bütün ezberleri bozacağız. Bursa'da çok değişik bir sonuç alacağız arkadaşlar. Bu Bursa 1989-94 arası Büyükşehir Belediyesi'ni rahmetli Teoman Özalp'a vermişti. Doğru Yol Partisi'ne. 89-94 arası Teoman Özalp. 94-99 arası Anavatan Partisi'nden Erdem Saker'e verdi. 99-2004 arası aldı sağdan, solda DSP'ye Bilenser'e verdi. 2004'ten sonra da aldı, tekrar sağa verdi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi hakkında bir kanun maddesi var, kazanamaz Bursa'yı. Bu mitingden sonra ben diyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanı neden MHP'li olmasın? Bursalı veriyor. Doğru Yola vermiş. Anavatan Partisi'ne vermiş. DSP'ye vermiş. AKP'ye vermiş. Sıra bizdedir diyorum. Ona göre çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ona göre hep beraber el ele, omuz omuza inşallah bu başarılı sonuçlar alacağız diyorum. Yüce Allah zor olan işlerimizi kolay kılsın diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Sağ olun. Başkanıma sizlerin adına teşekkür ediyorum. Bu arada gündemle alakalı olur, veyahut da farklı olur, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz.